Herkese merhabalar. Ben Yasir Özkan. Bu videoda Broch Race oyununun klonunu yapmaya başlayacağız. Bu arada 1000 aboneye de geçtik. Herkese tekrardan çok teşekkür ederim. Onu daha iyi bir video yaparım belki. Ama LinkedIn'de söz verdiğim üzere artık Broch Race klonu serisinin başlaması lazımdı. O yüzden hızı kaybetmeden geçelim. Şimdi arkadaşlar, açıklamalara ben bir Unity Package bırakacağım. Bu Unity Package'ı boş bir proje açıp içine eklediğiniz zaman sizin böyle bir sahneyle karşılaşmanız lazım. Tamamen bu dosyaların hepsinin geliyor olması lazım. Ayrıca böyle bir sahnenizin de oluyor olması lazım. Umarım bir sıkıntı yaşamazsınız. Sıkıntı yaşarsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Ben sıkıntı yaşamadığınızı varsayaraktan konsolamada şöyle yaparaktan ne yaptığımı, nasıl işleyeceğimizi, neler yapacağımızdan bahsetmek istiyorum. Şimdi şöyle, tabii ki de bir Face oyununu hani grafiklerini birebir yapamayız. Hani maalesef 3D artist değilim yani. Ve hani elimdeki imkanlarla olabildiğince daha da öğretici bir şekilde sunmaya çalıştım. Çünkü hani bir oyunu sonuçta hit olmuş bir oyunu yayınlarken hani çok farklı parametreler de var. Yani bizim burada amacımız öğrenmek. Bu yüzden daha geniş bir harita seçtim. Daha geniş bir harita oluşturdum diyeyim daha doğrusu. Şimdi bizim mavi karakterimizin toplaması için mavi küpler, yeşil karakter için yeşil küpler, şöyle de göstereyim. Kırmızı karakter için kırmızı küplerimiz var. Onun haricinde bu topladığımız küpleri dizebileceğimiz şu şekilde, bakın pardon, şöyle 3 tane şu şekilde yerimiz var. Şöyle göstereyim. Gelip buralara dizeceğiz. Düz bir şekilde dizeceğiz. Yani dizdiğimizde görüntü şu şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunların tabii materyalleri yok. Şu materyaller değişecek. Kodda onların hepsini halledeceğiz. Ama hani dizdiğimizde bu şekilde olacak. Hani merdiven yapmayacağız. Belki merdiven de yaparız bu arada. Sıkıntı değil çünkü hatırlarsınız, toplama mekaniği videomuzda nasıl bonus olarak merdiven yapabileceğinizden de bahsetmiştim açıkçası. İzlemediyseniz o videoyu da izleyin. Kanalda var. O şekilde de yapabiliriz. Ancak onların hepsi tek bir videoda olmayacak. Belki uzun bir seri olur, bilmiyorum. Seri halinde gelecek. Bu videoda sadece şu an ana karakterimizin, yani şu karakter ismini verdiğim Momşem'in hareketini, kodunu yazacağız. Bu kod sizde yok şu an. Ben bu kodu yazdım, açıklayacağım sizlere. Hep kullandığımız kod. Birkaç sıkıntı noktası, yani sıkıntı noktası, yeni noktası var. Onlardan bahsedeceğim zaten. Onun haricinde bildiğimiz şeyler. Bir de kamera takip kodunu yazacağız. Gün sonunda sizin şu an karakteriniz hareket etmiyor. Birazdan karakteriniz şu şekilde hareket edebiliyor olacak. Mouse'a göre dönebiliyor olacak. Biraz daha dönüşünü biraz daha hızlandırabiliriz hatta. Ve kameramız takip edebiliyor olacak. Sonraki videolarda artık toplamadır, İşte ne bileyim dizmedir, o tarz olaylara geçmeyi planlıyorum. Evet. Şimdi kodumuzu açmamız gerekirse. Şimdi karakter kontrol script'ten sizde olması lazım. Çift tıklayın, açın ve karakter objemizin içine sürükleyin, bırakın. Bunların hepsi tamamsa geçiyorum koda. Şimdi bir private kamera tanımladım. Cam adını verdim bu değişkenime. Private animator tanımladım. Animator dedim ismine. Bubble float, turn speed, speed, lerp böyle tanımladım. Turn speed bizim dönme hızımız. Speed'imiz, lerp değerimiz. Bir de layer mask tanımladım. Şimdi cam, kamera.main bizim ana kameramız. Burada main kamera tagine sahip olan objemiz demek. Animator'da get component animator deyip direkt animatöre eriştim. Sonra bir update'imi fixed update yaptım. Dedim ki eğer benim mouse'um sol tıklandıysa movement metodumu çağır. Eğer tıklanmadıysa benim animatörümün de koşması eğer true ise false yap. Yani eğer ben tıklamıyorsam ben idle animasyonunda kalayım. Benim animatörüm de şu şekilde, girişimizde idle var. Idle'dan running'e geçiyor. Bunu geçmesini sağlayan da running parametresi. Bu true durumunda running'e geçiyor. False durumunda idle'a geri dönüyor. Has exit time'lar kapalı. Bunlardan hepsi de yine olması lazım. Moment koduma geçersem, moment metoduma geçersem bir mouse poz alıyorum. Bu benim mouse pozisyonum. Yani input mouse pozisyonu normal ekrandaki benim mouse pozisyonum. Ancak bildiğiniz üzere bu mouse pozisyonuna bizim bir convert işlemi yapmamız gerekiyordu. Bu yüzden önce bir mouse pozumun z'sine bir derinlik veriyorum. Bu derinlik aslında benim kameramın local pozisyonunun z'si. Bir verdiğim depth bu olacak. Attırdım ray.
cam.screenPointRay deyip mass pause veriyorum. İçine parametre olarak yani kameradan bir ray attırıyorum. Bir hit değişkeni tanımlıyorum. Bu hit değişkenim benim attırdığım rayın, yani şimdi kameramızdan bizim bir ray çıkacak. Bu attırdığımız rayın istediğimiz şekilde çarpıp çarpmadığına bakacağız. Burada if de eğer çarpıyorsa bir yere, eğer bir yere çarpıyorsa diyorum ki burada aslında çarpıyorsa dediğimiz içine verdiğimiz halde bu ray çarpıyorsa bu hitin içine değişkeni ata diyorum. Out bu işe yarıyor. Uzunluğu infinity verdim ve benden layer istiyor. Vermeyebilirim. Layer verdim içine. Şimdi eğer bir yere çarptıysak şunu silebiliriz. Şöyle gelelim. Bir hit vektör diye bir vektör istemedim. Bu hint point aslında benim çarptığım nokta. Mouse'umun çarptığı nokta. Sonra benim hit vektörümün y'sini benim transform pozisyonumun y'sine eşitliyorum. Aslında buna gerek olmayabilir genelde, ancak hani karakteriniz yukarıya kalkarsa vesaire kalkma yanlışlıkla yani yukarıya kalkabilir. Nokta yanlış algılayıp. Çünkü kameranın baktığı açıya göre de değişebiliyor açıkçası. Yani vektörümün y'sini şey yapıyorum. Benim transform objemin pozisyonunun y'sine eşitliyorum ki herhangi bir yükselme olmasın. İstenmeyen görüntüler oluşmasın. Sonra artık pozisyon değiştirme vakti. Şu an sadece pozisyon değiştiriyoruz. Bakın rotasyona daha gelmedik. Transform position'ımı buradaki işleme eşitliyorum. Buradaki işlem ne? Move towers metodunu kullanıyorum. Bunu önceki hangi ders hatırlamıyorum ama kullanmıştık. Şimdi move towers benden ilk şöyle göstereyim hatta. Move towers dedim. Bakın şimdi current değerini istiyor. Current değerim transform position. Target'ım yani nereye gideceğim? O da şu şekilde. Vector.lerp. Hit vektörüme gitmek istiyorum. Lerp value şeklinde. Ama bunu bu şekilde vermeyebiliriz bu arada. Direkt hit vektör versek de olur diye düşünüyorum şu anda. Denemedim ama olur diye düşünüyorum. Bu işlemin sonucuna gitmek istiyorum diyorum. Ve bir saniyede ne kadar adım gitmek istiyorum aslında. Burada yaptığımız şey bu. Benim hızım çarpı time nokta delta time kadar gitmek istiyorum diyorum. Hızımı da burada kullanıyorum aslında. Yani ne kadar hızımızı ne kadar artırırsak bir saniye daha aldığımızda o kadar artacak. Sonra burada new move point tanımlıyorum. Bunu tanımlamamız aslında hit vector aynı şey olmuş burada. Yani bunu bu şekilde tanımlayabilirsiniz. Hit vector yazabilirsiniz. Fark etmez. Transform position y'yi değiştirmek için böyle tanımladım. Hit point x, position y, hit point z olarak new move point tanımlıyorum. Artık rotasyona geldik. Diyorum ki benim rotasyonum abi. Diyorum sen de bunu değiştir. Nasıl değiştirsin? Cartoon yokla s-lerp metodumu çağırıyorum. Fonksiyonumu çağırıyorum. Bu aslında lerp, vektör3.lerp'ün rotasyonlu haline benzer gibi düşünebilirsiniz diyebilirim. İlk parametresi benim şu anki rotasyonum. İkinci parametresi de aslında ulaşmak istediğim rotasyon. Üçüncü parametresi de hızımız gibi düşünebilirsiniz. Yine turn speed çarpı da time length delta time. Şimdi diyorum ki Cartoon yokla look rotation. Diyorum ki senin bakman gereken rotasyon şu. İçine verdiğim şu ikisi. Bu ne? Benim tıkladığım noktadan benim karakterimin transform pozisyonunu çıkartıyorum. Yani iki tane vektörü çıkartıyorum. Vektörü de çıkarma işlemine alışkınsanız. Yani bak sizimiz olayı anlamışsınızdır. Ve ondan sonra da eğer benim running parametrem false'sa sen bunu true yap diyorum. Ve aslında karakterimiz hareket ediyor bu şekilde. Kodu önceden yazma sebebim şu arkadaşlar, bu hani bazen iyi bazen kötü olabiliyor. Hani çok aşırı vakit kaybetmeyelim diye açıklayayım dedim sonra. Önceden yazıp sonradan açıklayayım dedim. Umarım anlaşılır olmuştur kod. Anlaşılır olmayan herhangi bir nokta varsa yorumlarda yazın, cevaplarım açıkçası, sıkıntı yok. Ve en son karakteriniz, turn speed'i biraz arttıralım. En son artık karakteriniz şu şekilde bir şey olması lazım. Şu şekilde dönen, hareket eden, şu şekilde bir şey olması lazım. Buraya verdiğim değerlerde şöyle bakalım. Turn speed 6.17, speed 6.4 value 3. Layer konusunda ben karakterime karakter layer'ını vermemişim bu arada. Şöyle karakter layer'ını verelim. Buradan da everything'i seçtim, sonra karakteri çıkardım. Şöyle bir daha deneyelim. Karakter layer'ını vermemişim.
şekilde. Herhangi bir sıkıntımız yok. Güzel. Şimdi isterseniz bir de kamera kodumuzu yazalım. Folderlamayacağım bu sefer. Cam control diyorum. Bu kamerada aslında yine her zaman bütün neredeyse ders orada yaptığımız kamera kontrol kodumuzun aslında aynısı olacak diyebilirim. Ne diyorduk? Public transform target public vector3 offset public float lerp value start sildim. Update'i late update yaptım. Vector3 desired pozisyon, yani istediğim pozisyon diyorum. Target nokta position artı offset diyorum. Ve kameramın pozisyonunu Vector3 lerp deyip de transfer position deyip test pozisyon diyorum. Bunu da lerp value süresinde yap diyorum. Evet, geldim kameramın içine. Bakın burada hata veriyor. Şunu stack bıraktım ve istediğimiz şey oldu. Target'ım karakter. Karakterim şu an aslında evet güzel noktada. Şu değerleri alabilirim. Direkt offset'im. Şu an baktığım değer olsun offset. Şöyle 13.86 16.14 lerp value 2 diyelim, deneyelim be. Lerp value şu şekilde arkadaşlar. Aslında karakterimiz nereye giderse kameramız onu şu anda güzel bir şekilde takip ediyor diyebiliriz. Evet, genel olarak oyun hatları bu şekilde arkadaşlar. Hani siz dosyaları da biraz inceleyin. İçine neler koyduğuma bakın. Burada bakın birkaç kapalı objeler var. Acaba bunlara ne yapacağımızı bir düşünün. İsterseniz kendiniz hani devam ettirin. Ama bir sonraki videolarda artık toplamaya geçeceğiz. Dizmeye geçeriz belki. Onları halledeceğiz hızlı bir şekilde. Anlamaya çalışacağım elimden geldiğince diye. Biraz bu iki tane şu ve şu algoritmayla gidecek aslında. Diğer objeleri, topluca objeleri. Onun algoritması bir tık belki zorlayabilir sizleri. Onun aracını genelde basit bir mekaniğimiz olacak, mekaniklerimiz olacak diyebilirim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.